Şiş Konuşalım bu hafta İstanbul'da Şişli Avukatlık Bürosu'na konuk oldu. Yanımızda Salih Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Salih Acar. 1981 Kütahya doğumluyum. 1999 yılında Marmara Üniversitesi'ne girdim. 2003 yılında mezun oldum. Daha sonrasında bir yıl Dumlupınar Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda İşletme Fakültesi'nde öğretim görevliliği yaptım. 2006 yılından beri Esentepe'de, Gayrettepe'deki büromda müvekkillerime hizmet vermekteyim. Avukatlık mesleğinin toplumdaki algısı nedir? Bize mesleğinizi nasıl tanımlarsınız? Avukatlık mesleği aslında tarih boyunca çok önemli bir meslek olarak geçmiştir. Tabii toplumumuzdaki algısı, olumlu algıları olduğu gibi olumsuz algıları da var. Olumlulardan bahsedersem tabii ki çok insanların hayatına dokunan çok güzel bir meslek, onurlu, şerefli bir meslek. Adaleti tecelli ettiriyoruz. Bu yüzden ben avukat olduğum için çok gururlu ve onurluyum. Avukatla müvekkil arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsınız? Şimdi öncelikle avukat ile müvekkil arasında güven ilişkisinin oluşması gerekir. Çünkü müvekkil hayatıyla ilgili çok önemli bir sorunu size paylaşıp sizden bunu çözmesini istemektedir. Bu yüzden öncelikle güven duyması gerekir. Bu güven duygusunu verebilmeniz için de gerçekten aslında profesyonel davranmanın yanında karşı tarafın bize öncelikle çok açık bir şekilde, samimi bir şekilde bize olayı paylaşması gerekiyor, yaşadığı sorunu. Ki biz de karşı tarafa bu konuda %100 faydalı olabilelim. Aksi takdirde sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Dünyaya baktığınız zaman Türkiye'yi hukukta nerede görüyorsunuz? Öncelikle ülkemizde 15 Temmuz darbesinden sonra herkesin bildiği gibi adalet konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Şöyle ki 3 hakim ve savcıdan bir tanesi görevini bırakmak zorunda kaldığı için adalet sistemimizde şu an bir yavaşlama var. Davaların uzun sürmesi söz konusu. Bu konuda biz hukukçular olarak, avukatlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Adaleti tecelli ettirmek için üzerimize düşen sorumluluklarını bilincindeyiz.